Evet, merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese yine tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, Salı 14 Temmuz Kocaeli yarış programına tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Evet, 2 altınımız var burada. İlk altınımızın başlangıç saati 17.15'te start alıyor. Handikap, pardon arkadaşlar, Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. Burada iki at önereceğim. İlk şanslı atım 2 numara İbiş Bey Gökhan Bektaş'la start alıyor. İlk defa koşu gördü ve de ikincilikle ayrıldı. Bu sefer tecrübe edindiğini düşünüyorum. İlk 2 numara ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım aynı şekilde, o da üçüncülükle ayrıldı. 5 numara sevgili dostlar. İkinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Burada Müslüm Ağa var, Halil Kaplan'la Aprant arkadaşımız. Halil Kaplan da gerçekten çok güzel at biniyor ve de kazanıyor. Getirdiği atlar da var. Güzel bir Aprant arkadaşımız. 3 numara kapalı kutu çalışmalarına baktım. Yani orijini de pek hoşuma gitmedi ama kapalı kutu olduğu için ters bir yarış gelebilir. 3 numara Müsli Ağa'yı da yani değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yer olan arkadaşlar da 3'ü de kuponuna ilave edebilirler. Yani benim tercihim 2 ile 5 yeterli olur diyorum. 3 numara kapalı kutu olduğu için de yani bakalım nasıl bir yarış sergileyecek. 3'ü de değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuz birinci altılı gayanımızın da ikinci ayağı oluyor. Burası da 17.45'te start oluyor. Şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kumla start oluyor. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 3 at önereceğim. İlk şanslı atım 7 numara Tarıkan olacak. Mustafa Çiçek'le son koşusunu güzel bir birincilik elde edip formda olduğunu bizlere kanıtladı. Ve de ilk şanslı atım 7 numara olacak. İkinci atım 2 numara Bişkek Han Mehmet Kaya ile start alıyor. O da güzel bir koşu çıkartarak kazandı. O da formda bu koşuya giriyor. Son olarak da 3 numara Samberk İşman Çizik de biliyorsun son koşusunda 7.'likle ayrıldı. İçimde yani İşman'ı biliyorsunuz Kocaeli'de nasıl 6'da 6 yaptı. Gerçekten şov yapmıştı o zaman. 3 numara Samberk'i de mutlaka kuponumuza İşmansız oynamayalım sevgili dostlar. 3'ü de ilave edelim. Yani 7, 2 ve 3 nolu atlar ikinci koşu için yeterli olur sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz birinci altılı gayanımızın üçüncü ayağı, yedili plasemizin de başlangıç ayağı oluyor. Mailen bir koşu 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. Burada da 3 at önereceğim. İlk şanslı attım 4 numara Sukut Bey olacak. Hişman Çizik'le bir çim yarışı gördü. Beşincilikle ayrıldı ve de kuma çıktı. Kumda gayet güzel bir performans sergileyip ikincilikle ayrıldı. 4 numara ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 3 numara olacak. O da Işıntay. Murat Gündüzeli ile kendi atları zaten 2 sefer üst üste üçüncülük elde etti. Şimdi Kocaeli'de güzel bir yarış çıkartır ve de söz sahibi olur diyorum. 3 numarada ikinci atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 2 numara Haşimoğlu Halil Kaplan'la start alıyor. Bu sefer çok farklı koşacağını düşünüyorum. Çalışmaları gerçekten tatminkar olan Halil Kaplan da üstünde hiç yabana atılmayacak sevgili dostlar. İlk startında 9. oldu. Birinci kulvardan Beyaz Bayrak Ayna yarışı yapabilir. Aman diyorum mutlaka kuponumuza yer verelim. Yani 4, 3 ve 2 nolu atlar benim için yeterli olacak. Bir ekürümüz var burada. 6 numara Ekim Kız ve 7 numara Palermo Kızı ekürü olarak start alıyor 3. koşuda. Evet, 4. koşumuz 2. altılı gayanımızın da başlangıç ayağı, 1. altılı gayanımızın da 4. ayağı olur sevgili dostlar. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start alıyor. Burada da 9 İngiliz atımızın mücadelesi izleyeceğiz. Zor bir koşu gerçekten. Baktım koşularını izlediğim, videolarını izledim. Hepsi birbirinden farklı farklı koşan atlarımız. İkincilik, birincilik, üçüncülük, arka arka ikincilik elde eden
Ve de son koşuların üst üste kazanan atlarımız da var. Yani zor koşu bizleri bekliyor. İkinci altılık ayınımızın başlangıç ayağı, birinci altılık ayınımızın da dördüncü ayağı oluyor sevgili dostlar. Sıralamam 1, 4, 3, 6, 5 ve 8 nolu atlardan yana kullanacağım. Zor bir koşu. Çok ata kadar yer verelim. Yani inşallah tabii ki tuttuğunuz tek at varsa atın ve de buraya güzel yani tekle bulursanız çok da güzel olur sevgili dostlar. Ben çıkartamadım. Yani tekrar sıralamam gerekirse 1, 4, 3, 6, 8 ve 5 nolu atları kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. Dördüncü koşuda birinci altılık ayınımızın dördüncü ayağı, ikinci altılık ayınımızın da başlangıç ayağı oluyor. Evet, 5. koşu handikap 17, 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kumla start alıyor. Burada da 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 7 ile 9 nolu atlarımız, 7 numara son oğul, 9 numara tezcanlı ekür olarak start alıyor. Burada 2 at önereceğim. İlk atım 5 numara Tekbor Tevfik olacak. Mustafa Çiçek ile start alıyor. İki koşusuna da bayıldım. Harika koşu çıkartıp ve de kazanma başarısını gösteren 5 numarayı da 3. birinciliğine yakın görüyorum. İlk şanslı atım olarak önereceğim sevgili dostlar. İkinci atım, yani bunda rakip gördüm. O da üst üste ikincilikte ayrıldı. Ve de Vitara'yı da Kadir Tokaçoğlu'yla adından söz ettirebilir. Bir turbo orijini olan 3 numara Vitara da buraya yeterli görüyorum sevgili dostlar. 5 ve 3 nolu atlar 5. koşuda yeterli olur diyorum. Evet, 6. koşumuz şartlı 3. Pardon arkadaşlar. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. Bir sürat koşusu bizi bekliyor. 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da bir ekürümüz var. 1 numara Humbara, 8 numara Topanga ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Burada da 5 at ön plana çıktı. Onları sizlere ilk şanslı atım ekürler olacak. 1 numara Humbara, İşman Çizik'le start alıyor. Ve de mutlaka kuponumuza yer alması gereken atlardan biri. İkinci atımda 2 numara Ova Kartalı, Mustafa Çiçek de start alıyor. Bakmayın, üst üste iki sefer altıncılık da ayrıldı. Bu grupta söz sahibi olur. Mutlaka Ova Kartalı'nda kuponumuza yer verelim sevgili dostlar. Evet, üçüncü atım 5 numara olacak. O da Bavireş, Halil Kaplan'la start alıyor. Yani bu grupta söz sahibi olur. Sonlarda etkili gelir ve de herkesi yanıltabilir. Mutlaka Bavireş'i de kuponumuza 5 numarayı 3. atım olarak sizlerin, aslında buraya 3 at geçme taraftarlıydım. Yani 1 2 5 sonradan 2 at daha gözüme takıldı. Aprant arkadaşımızla koşacak olan 3 numara sevgili dostlar. Bunu da kuponumda yer vereceğim. Hiç çabalatılmayacak, çalışmalarına baktım. Gayet hoşuma da gitti. Yani söz sahibi olur, bombayı da patlatır diyorum. Kısa mesafe bakalım, çıkışta kafayı alır ve de kazanabilir. Aprant arkadaşımı sevindirebilir sevgili dostlar. 3 numarayı da 4. atım olarak önereceğim. Son olarak da 6 numara Into sevgili dostlar. Son koşusu 5. tarihinde kum performansı harika olan bir atımız. Bir kanak orijinli, mutlaka alev katıyla da start alıyor. 6'yı da kuponumuza değerlendirelim sevgili dostlar. Sıralamam 1, 2, 5, 3 ve 6 nolu atlar benim için yeterli olacak. Yani birinci altılık ayınımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuz kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumla start alıyor. Evet, burada banko olarak önereceğim bir at var. O da Mücahit Bayır'la start alacak olan sevgili dostlar, pardon, Müslüm Baydan'la sevgili dostlar start alacak olan 1 numarayı sizlere banko olarak öneriyorum. Gerçekten bu grubun 1-2 adım önde tuttuğum 1 numara sizlere banko olarak önereceğim. Bunun kötü koşması durumunda 2 numara Kuzey Yağmuru olur. Tolga Yıldız'la sevgili dostlar bir tek rakibi 2'yi görüyorum. Bu da kötü koşarsa artık karışır. 5 ile 6 da devreye girer burada sevgili dostlar. Tabii ki ilk tercihim 1 numara Banko. Rakip arayanlar 2 numara 6 Kuzey Yağmuru'nu değerlendirebilir sevgili dostlar.
Evet, 8. koşumuz 15 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Handikap 16.500 metre kumla start alıyor. Zor bir koşu bizleri bekliyor. Evet, 1'e 2 ekürümüz var. 2 numara Rasim Kaptan ve de 5 numaralı atımız ekürü olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet, ilk tercihim 7 numara olacak Baba Yaga. Tolga Yıldız'la harika koşulara sahip olan, üst üste ikinci ilk son koşusunda da kazanma başarısı gösteren Baba Yaga'yı da ilk şans atım olarak önereceğim. Bunun rakibi olarak 10 numara olur Mahmut Duran'la start alıyor. Son koşusunu üçüncülükle ayrıldı. Gerçekten sonlarda kuvvetli gelir ve de 10 numarayı mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım bunların kötü koşması durumunda 9 numaralı atımız Hişman Çizik'le, Hişman'ı her koşuda yazmak istiyorum sevgili dostlar. Yani biliyorsunuz Urfa'da yine ters atlar girmeye başladı. Urfa ve Elazığ'da biliyorsunuz yani oranın jokeyleri Ferit Yardımcı, Necmi Altın her koşta yazılacak bir jokeylerimiz ama atlara bakıyorum gerçekten çok kötü performansları var ama bunlar üstüne bindiği zaman atlar çok farklı koşuyor. Aynı şekilde Hişman'ı da sizlere tavsiye ediyorum. Her koşta gördüğümüz koşta yazma taraftarıyım sevgili dostlar. 9 numarayı da 3. atım olarak önereceğim. Evet, sonradan 1 ile 3 bunların kötü koşması durumunda 1 numara o da son koşusunu başarılı koşarak kazanma başarısı gösterir. 399 günlük aradan sonra tekrar piste çıkıyor, bir dinçlik yarışı sergileyebilir. Bakalım yarın hep birlikte izleyeceğiz. Son olarak da 3 numara Mustafa Çiçek'le son iki koşusu gerçekten başarılıydı. 7 gün aradan sonra tekrar piste çıkıyor. 62 kilo olduğunu aldanmayalım sevgili dostlar. 1500 yani kaldırır bu şey sevgili dostlar kiloyu. 3'ü de sizlere önereceğim. Son atım olacak. 5 at önerdim. 7, 10, 9, 1 ve 3 nolu atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet, 9. koşumuz, kapanış koşumuz, ikinci altılık ayarımızda son ayağı oluyor. Şartlı 3, dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. Burada da 2 ekürümüz var. 16 atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Arap atımızın 2 ekürümüz var. 1 numara Lolan Güzeli, 6 numara Fatih'in Gülü ekür olarak start alıyor. 1 ekürümüz daha var. 15 numara Sihirbaz Kız, 16 numara Eğilce ekür olarak start alıyor. Evet, burada bankomuz olacak. O da Mehmet Kaya ile son koşusuna bayıldım ve de güzel bir yarış sergiledi ve kazanma başarısı gösteren Al Yayla'yı banko olarak öneriyorum sizlere sevgili dostlar. İkinci altılımızın da son ayağı 9. koşu, kapanış koşumuz olacak. Bunun bir tek rakibi o da Kusursuz Güç. Geçenlerde de sizlere önerdiğim bir at olacak. Ve de bir turbo orijini Kadir Tokoçoğlu'yla şanslı olacağını düşündüğüm tek rakibi 9 numara Kusursuz Güç olabilir sevgili dostlar. Yani 2 numara bankumuz güvenmemin arkadaşlar için de 9'da değerlendirebilir. Son ayağımız yani ikili de değerlendirebilirsin sevgili dostlar. 2-9-2-9 yani böyle bir ikili de denenebilir. Yarın ben bunu deneyeceğim. İnşallah tuttuğumuz atlar, yazdığımız atları gayen olur ve kazanan şanslı kişiler bizler oluruz. Kocaeli programım buydu sevgili dostlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Şansınız daima yanınızda olsun. Bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.